seçimlerde Aytuğ Bey söyledi. Yarın AKP İmralı'yı muhatap alırsa hiç şaşırmasınlar. Öyle hiç bir şey olmayacak da. Yani şimdi tamam. Özür dilerim sizi kesmiş olmayayım da. Tamam. HDP'nin meşruiyetini değil de HDP'nin meşruiyetini kaybetmesini konuşuyoruz. Şimdi bakın meşruiyeti bir şey tartışmıyoruz. Bence AKP'nin meşruiyetini kaybetmiştir ya, HDP. Bakın, meşruiyet bu bizim şahsi fikrimiz. Acı arkadaşım. Hukuk bence, verecek ama kararı. Bak bence AKP meşruiyetini kaybediyor şu an. O da sizin bak görüşünüz. Tamam işte ben de diyorum ki bak meşruiyet tartışması kişiden kişiye, anlayıştan anlayışa değişir. Doğru. O yüzden sen bir fikre sahipsin. Bir çizgin var, bir başka siyasi partinin çizgisini meşruiyet tartışması üzerinden yürütme. Ama orada da PKK var. Şimdi bakın. CHP'yi İYİ Parti niye meşruiyet olarak tartışmıyor? Şunu ayırmamız gerekmiyor. Ben CHP'ye de karşıyım ama meşruiyetini eleştirmiyorum. Acı arkadaş, yakışıklı arkadaşım. Buyurun. Bir şey söyleyeyim sana. Buyurun. PKK bu sorunun silahlı bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve o silahlı İsyanın bir sonucu olarak da Kürt meselesi maalesef gündeme girmiştir. Şimdi mesele gelinen noktada mesela ben burada ne eksik görüyorum biliyor musun? Bak açık net söyleyeyim. Sen şimdi buna diyeceksin bak ne güzel söyledi ama söyleyeyim. Yani buyurun. Seni mutlu kılmak için söylemiyorum. İnandığım için söyleyeyim. Eyvallah. Şu cümlenin içerisinde HDP şunu deseydi bu metin daha etkili bir metin olurdu. Sorunun şiddetle çözümü silahla çözümü artık bitmiştir. Doğal olarak PKK silahlı eylemlerden vazgeçmeli, sorunun barışçı çözümün önünü açmalıdır demeliydi. Bravo. Bak yani bunu net söylüyorum. Heh. Seni ben buna inandığım için söylüyorum. Ben de inanıyorum. Şimdi geldiğimiz işte noktada, Kürt sorununun silahla çözümü mümkün değil. Alper Bey, bana Kürt sorunuyla ilgili somut bir örnek verir misiniz? Vereyim. Kürt sorunu bir halkın kendi kimlik ve kültür sorunudur. Kürt sorunu bir ulusal demokratik sorundur. Yok, sorunu bir söyleyin diyor. Bir saniye. Bir uluslaşma süreci yaşandı bütün dünyada. Bakın Orta Doğu coğrafyasında ulus yani toprak, dil, coğrafya birliği, kültür birliği ne derseniz deyin. Ulus olma niteliklerine sahip bu coğrafyada. Ulus olma niteliklerine sahip olup da ulusal devletini kuramamış iki tane halk var. Biri Kürtlerdir, bir tanesi de Filistinlilerdir. Diğer bütün uluslar kendi devletlerini kurmuşlardır. Kürtler bu devletlerini kurmamışlardır, kurdurulmamıştır, kurulamamıştır. Bunun tartışmasına girersek çıkamayız. Emperyalistler kurdurmamıştır. Bölünmüştür şu bu. Ama şimdi Kürtler bize, bak şimdi Kürtler bize şöyle gelmiyorlar ya, biraz anlayalım, biraz empati yapalım ya. Bakın okuyoruz, izliyoruz. Ne PKK'nın söyleminde, bana kızacaklar, geçen televizyonda da dedim. Her şeyi göze alarak söylüyorum, her şeyi göze alarak söylüyorum. KCK'nin programında, ne HDP'nin programında, ne onun ne bunun programında Türkiye'den ayrılıp ayrı bir bağımsız Kürdistan devleti kurmak diye bir düşünce yok. Öcalan savunmalardan bu yana yaptığı bütün savunmalarda diyor ki, 21. yüzyılda Kürtlerin devlet kurması kadar akıl dışı, çağ dışı, gerici bir anlayış olamaz diyor. Yani bağımsız bir Kürdistan düşüncesinden vazgeçmiş bir Kürt hareketi var ve bizimle beraber bu sorunu 21. yüzyılda başka bir biçimde çözmek isteyen HDP'nin programı da bak HDP'nin şu bölümü var ya, güçlü demokrasi aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. Siz soru sordunuz. Kürt sorunun bugün çözülebilecek iki tane temel başlığı var, ben size söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi yerinden ve yerel yönetim anlayışının geliştirerek yerel inisiyatiflerin verilmesi. İkincisi ana dilde eğitimdir. Kürt sorunu gele gele bir kolektif kimlik sorunu olarak bu noktada tıkanmıştır. Bu noktanın açılması gerekiyor. Benim gördüğüm noktadan söylüyorum. Peki. Yani bu memlekette hacı arkadaş diyor ki Kürtlerin varlığına itiraz yok. Tamam geldi maalesef bütün o kan ve gözyaşı sonra nihayet hepimiz bu memlekette Kürtler vardır dedi. Hmm. Biz eskiden beri diyoruz biz sosyalistik. Türkiye'de sadece Türkler yaşamıyor. Kürtler de yaşıyor bir ulus olarak diyorduk. Bunu her dönem söyledik. Kimse bunu söylememişken biz söylüyorduk. Mesele şimdi Kürtlerin bir varlık olarak kabulü değil. Bunu geçtik. Bu varlığın nasıl kendisini bir statü olarak ifade edeceği meselesidir. Bugün Orta Doğu'da statüsüz yaşayan tek halk Kürtlerdir. Şimdi bu statü bağımsız Kürdistan olamaz, olmamalı, doğru değildir. Bak buna inanmıyorum. Hı hı. Ama bu Kürtler Türkiye Cumhuriyeti içerisinde, Irak Devleti içerisinde, İran Devleti içerisinde, Suriye Devleti içerisinde demokratik bir arada eşit ve kardeşçe yaşamayı hak ediyorlar ya. Bu onların hakkıdır. Bizim vereceğimiz bir şey de değildir. Gelin 21. yüzyılda Cumhuriyet'in 100. yılında şu Cumhuriyeti Türklerle Kürtlerin eşit yurttaşlık temelinde yeniden kuralım, kardeşleşelim. Bundan kimin zararı var? Peki.
Bunun kime zararı var? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Alper Bey'in söyledikleriyle de yola çıkarak şunu soracağım Ahmet Bey size.